Bir dakika, bir dakika. Siz ne söylüyorsunuz? Ben kimseyi vurmadım. Yanlışlık olmalı. Durun, yapmayın. Ne olur. Yiğit bir şey yapmadı. Ne olur yapmayın. Sen zorluk çıkarmayın. Bırakın görevimizi yapalım. Derdiniz neyse merkezde anlatırsınız. Aman bir yanlışlık olmalı. Ben kimseyi vurmadım. Yiğit, sen bir şey yapmadın. Ya bırakın Yiğit, ne olur. Ben kimseyi Yiğit, vurmadım. Yiğit. Sen, tamam, tamam. Ya ne yapıyorsunuz? O bir şey yapmadı. Savaş Bey henüz kendine gelmedi. İfadesini daha sonra alırsınız. Tamam, biz dışarıda olacağız. Savaş Bey kendisine gelince haber verin. Hadi. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Lan namussuzlar, ne alt ediyorsunuz lan siz? Ya, ne oldu? Ben nasıl geldim buraya? Ulan bir de bana numara mı yapıyorsun? Gebertirim ben abi, sizi. Abi dur. Abi gözünü seveyim, yapma ne olursun abi. Abi düşündüğün gibi değil abi. Lan ne abi, düşündüğün gibi? Abi yapma abi. Lan yatakta abi. Yakaladım lan sizi. İyi dur. Lan yatakta abi. Bastım abi. Lan sizi. Neyi abi. Açıklayacaksın lan? Lan ne oluyor? Ercan'ın bir suçu yok diyorum. Suçlu benim. Hüseyin kes sesini. Beni artık susturamayacaksın Emel. Emel seni kaçırmam için zorladı beni. Zaafıma yenildim, kabul ettim. Ama şimdi çok pişmanım. Niye yaptınız böyle bir şeyi? Amacınız neydi? Emel Selim'den senin için fidye isteyecekti. Paraları alınca çekip gidecektik buralardan ama sen elimden kaçınca planlar suya düştü. Ya yalan söylüyor. Vallahi onu reddettiğim için iftira atıyor bana. Ya benim bir suçum yok. Her şeyi dayımla o adamlar planladı. Yemin ederim doğru söylüyorum Melek. Ercan abinin bu işte hiçbir ilgisi yok. O masum. Doğru mu bu? Amacınız ne sizin? Bunu da mı yaptın sonunda? Sen daha ne kadar alçalacaksın benim gözümde? Ha? Sen böyle bir caniliği nasıl yaparsın ya? Melek bak. Kes sesini! Sen benim adımı bir daha ağzına almayacaksın, beni anladın mı? Ya siz nasıl cani, nasıl bu kadar aşağılık insanlarsınız ya? Çok güzel olmuş, bulmuşsunuz birbirinizi. Bak dinle beni. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Kes sesini Selim, senden tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Yürü sen de benimle polise giriyorsun, her şeyi tek tek anlatacaksın, yürü. Hüseyin. Kes sesini Emel. Emel sen artık yaptıklarının bedelini ödeyeceksin, beni anladın mı? Yok, o bir şey yapmadı ya. Bir şey yapmadı. Bırak. Ya bıraksana. Hanımefendi, lütfen bırakın görevimizi yapalım. Ya ama bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı ki o. Yiğit sen bir şey yapmadın. Sen vurmadın kimseyi yapacağım. Bırakın ne olur. Gitme ne olur. Aç şu telefonu, aç. Kişiye şu aç şu telefonu. Niye kapalı telefonun? Daha sonra tekrar. Ne işler çeviriyorsun? Başını belaya sokmadan ona ulaşmanın bir yolunu bulmam lazım. Yazıklar olsun sana Zuhal. Sana var ya yazıklar olsun. Nasıl yaparsın bunu bana ha? Nasıl bu herifin koynuna girersin? Ne diyorsun Şevke? Böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünüyorsun? Bırak. Bırak bana da son anlatma. Günah mı alıyorsun Şevke? Ne günahı Zuhal? Yatakta yakaladım lan sizi. Yatakta yakaladım. Benimle uğraşmak neymiş gördün işte. Şimdi kurtar bakalım kuyruğunu kurtarabilirsen Zuhal Hanım. Ya bırakın. Bırakın diyorum ya, ne olur bırakın, dokunmayın. Hanımefendi, dokunmayın, zorunu çıkartmayın. Tamam. Bırakın görevimizi yapalım. Hiç bir şey yapmadın sen. Tamam canım, sakin ol. Sakin ol, tamam. Er ya da geç suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır. Bırakmam seni, bırakmam. Bir tamam, şey yapmadın tamam. Ya. Kimseye vurmadın sen ya, bırak. Ya bırak. Bırak diyorum ya, ya bırak. Nasıl, tamam.
Allah'ım yardım et, değil bir şey yapmadım. Suçsuzum, bir şey yapmadım. Niye götürdünüz onu? Savaş Bey. Savaş Bey, benim Alper. Sen misin Alper? Size bir şey olacak diye çok korktum. Şimdi nasılsınız? İyiyim, iyi. Annem nasıl? O da burada. Nasıl? Hiç var annemin. Sizin vurulduğunuzu duyunca kriz geçirmiş. Selma Hanım'ı da alıp buraya getirmiş. Ama şu anda durum iyi, merak etmeyin. Endişe edecek bir şey yok. Polisler aramıyor mu annemi? Niye Cavidar'ı arasınlar ki? Polisler beni annemin vurduğunu da öğrenememişler anlaşılan. Bir an önce neler döndüğünü öğrenmem lazım. Alper, git hemen Selma'yı getir bana çabuk. Tamam Savaş Bey. Alper, annemin odasına önden ayrılma. Melih annemi kesinlikle görmemeli, tamam mı? Peki Savaş Bey. Bu arada kapıdaki polislere uyandığımı söyleme. Ne zaman bitecek bu ifade? Umarım Hüseyin içeride gerçekleri anlatıyordur. Ay, çıksın bir an önce Allah. Ercan nerede? İşlemler biter bitmez birazdan serbest bırakılacak. Aha. İşte orada. Ne oluyor ya? Adam kaçırma suçundan gözaltında. Ya bırak beni ya! Ya bırak! Bırak beni, benim bir suçum yok! Bırakın ya, benim bir suçum yok. Götüremezsiniz. Bırak Selim, beni kurtar. Ne olur kurtar beni Selim. Yaptıklarının cezasını çekeceksin hemen. Bırakın beni ne olur. Bırakın beni. Bırak. Bırakın beni. Melek. Sen de en az Emel kadar suçlusun. Melek. Lütfen böyle söyleme. Belki bana geri dönersin diye öyle yaptım. O yüzden yalan söyledim. Selim sus. Konuştukça gözümle daha da küçülüyorsun. Sus. Allah'ın belası! Nasıl ayıptı beni söyle! Şevki, bak sana yemin ediyorum benim bir günahım yok. İyi niyetimi kurban oldun Şevki. Yemin ediyorum lütfen. Masum ayaklarına yatma Zuhal. Masum ayaklarına yatma. Benim namusumu iki paralık ettin, bir de salak yerine koyma beni. Vay ya. Ben daha ilk gördüğümde anlamıştım senin bu herife kuyruk salla dene. Hayır Şevki, hayır. Lan gel lan buraya. Abi elini ayağını öpüyorsun. Abi yapma, ben bir şey yapmadım. Abi gömürsün seni. Gömürsün. Şevki ne olur ya. Abi getir bana. Abi. İmdat. Şevki Allah aşkına bırak gitsin. Abi imdat. Abi Şevki bırak gitsin. Ne olur. Hiçbir şey yapmadım. Öldürmedi o kimseyi. Bunun suçu yok, bir şey yapmadı. Niye götürdünüz onu? Asıl. Kızım aradı motogörü. Hadi kalk. Güzel, güzel kızım. En kısa sürede gel. Güzel haberlerinizi alırım inşallah. Nihal Hanım, çok teşekkür ederim desteğiniz için. Çok sağ olun. Keşke daha fazlasını yapabiliriz. Asıl. Kızım al bunu, yanında bulunsun. Yok istemem, ben bakarım işim çağırsın. Asıl'cığım, annenin işim gibi düşün. Anneler kızlarına zor günlerinde yardım ederler değil mi? Tamam alıyorum ama borç olarak, tamam. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Başa çıkamıyorum Selma'yla. Gidip Levent'le konuşmalıyım. Başını belaya sokmadan bir çözüm yolu buluruz belki. Salavat getir lan. Salavat getir. Allah aşkına gebersin, yapma. Yalvarırım yapma. Şevki Allah aşkına ne olur bırak gitsin. Boş ver kurmayı. Lan. Ne olur. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Yaklaşma deşerim. Yaklaşma.
İyi. Ercü Salah'a da postu kurtardığına göre bu iş tamam demektir. Allah yardımcın olsun kızım. İnşallah Yiğit bir an önce kurtulur. Umarım değilim. İyi haberlerinizi bekleyeceğim. Taksi de geldi. Asya. Teşekkür ederim. Çabucak dönersiniz inşallah. Alo Asya. Zümrüt, polisler geldi. Yiğit'i tutukladılar. Savaş'ı vurduğunu söylüyorlar. Biliyorum, buraya da geldiler. Yiğit'i sordular. Ben bilmiyorum dedim ama işte bulmuşlar sizi. Ben senin adıma ulaşamadım. Neredesin sen? Yoldayım. Karakola gidiyorum. Ha, tamam, ben de geliyorum hemen. İşte şimdi işim bitti yetimhane gülü. Yiğit senin yüzünden hapse girecek. Ama çıkış bileti benim elimde. Bu sefer ben kazanacağım. Yiğit benim olacak. Sen bana nasıl böyle bir namussuzluk yaparsın ha? Nasıl yaparsın? Kaç yıllık karıda inanmıyor musun sen Şevki? Ben senden başka hiç kimseye gözümün ucuyla bakmadım. Ya sana yemin ederim. Yemin ederim Şevki, benim bir suçum günahım yok. O adam oyuna getirdi beni. Ulan ne diyorsun lan sen? Lan az önce gözlerimle gördüm lan sizi yatakta. Hala sen neyi inkar ediyorsun lan? Ya anlamıyor musun beni Şevki? İşte Ercü beni oyuna getirdi diyorum. Bana tuzak kurdu. Yeter, kes! Yeter! Sen benim başımı önüme eğdin. Namusumu iki paralık ettin. Bunu ancak kan temizler artık. Hayır Şevki! Hayır. Sen de ben de gideceğiz bu dünyadan. Şevki yapma! Şevki yapma! Ne yapıyorsun sen? Baba dur! Dur! Özgürsün artık. Ben zaten bir an bile senin suçlu olduğundan şüphelenmedim. Melek, ben oraya seni kurtarmaya geldim. Biliyorum, biliyorum. Sen iyi misin? İyiyim. Sen yanındasın ya, şimdi çok daha iyiyim. Gel. Ercan. Özür dilerim. Çok pişmanım. Aklım başımda değildi. Affet beni. Yiğit böyle bir şey yapmaz. O kimseyi vuramaz. Kamera kayıtları varmış işte Ferahiyet. Yiğit elinde silahla Savaş'ın kaldığı otele girmiş. Ondan sonra da Savaş vurulmuş. Tamam. Elinde silahla odaya girmiş olabilir. Ama Savaş'ı vurduğuna dair bir görüntü var mı? Ha, bilmiyorum Ferahiyet. Gerçeği tek bilen kişi var. O da Savaş. Onun vereceği ifadeye göre Yiğit'in akıbeti belli olacak. Ah oğlum. Yiğit. Canım. Sen yapmadın değil mi oğlum? Sen vurmadın Savaş'ı değil mi? Hayır anne. Hayır, ben yapmadım. Tamam, kabul ediyorum. Kavga ettik ama sonrasında ne oldu inan bilmiyorum. Ben Asya'yı otelden aldım çıktım. Ne olduysa bizden sonra olmuş. Ben biliyordum. Senin böyle bir şey yapmayacağını biliyordum oğlum. Sen hiç merak etme. Senin buradan çıkarmak için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız oğlum. Yiğit, durum ciddi. Beni de sorguya aldılar. Her şey Savaş'ın vereceği ifadeye bağlı.
Baba, eğer Savaş'ın ifadesine kaldıysam ben buradan hayatta çıkamam. Niye? Ne demek şimdi oğlum bu? Anne, bu da Savaş'ın oyunlarından biri. Artık neyin peşindeyse. Ama Savaş'a rağmen er ya da geç adalet yerini bulacak. Oğlum. Selma Hanım, ben Alper. Savaş Bey'in yardımcısıyım. Savaş Bey kendine geldi, sizi görmek istiyor. Tamam, hemen geliyorum. Gidelim bakalım, neymiş Savaş Bey'imizin derdi? Baba dur, sakın yapma! Ali, sen bu işe karışma. Bu annenle benim aramdaki mesele. Ah, rahat bırak benimle mi? Yeter artık, annemi rahat bırak! Lan kadından daha ne istiyorsun sen? Ali! Şevki kendine boynuz taktırtmış dedirtmem. Annem ne yapmış söyle bakalım, ne yapmış annem? Anana sor bakalım ne dediğimi. Ah anne, olmayacak böyle. Hadi, hadi söylesene oğlun ayıp yine altı. Ha? Ali, oğlum sakın inanma. Ha. Sana yemin ediyorum ben yanlış bir şey yapmadım. İnanmasın tabii, inanmasın. Az önce o Ercü denen adamla anneni yatakta yakaladım, biliyor musun sen? Savaş Karahan'ı neden vurdun? Ben vurmadım. Vurulduğunu siz söylediniz. Ondan bile haberim yoktu. Kamera kayıtları öyle demiyor ama. Olay yerine elinde silahla girmişsin. Bunu nasıl açıklayacaksın? Evet. Otele gittim. Bunu inkar etmiyorum. Savaş'ın Asya'yı kaçırdığını öğrenince peşine düştüm. Amacım Asya'yı kurtarmaktı. Asya'ya zarar vermesinden korktum. Savaş'a engel olmak için babamın silahını alıp olay yerine gittim. Amacım onu korkutmaktı, vurmak değil. Ama korkutmakla kalmamış, silahı da ateşlemişsin. Ben öyle bir şey yapmadım. Kesinlikle tetiği çekmedim. Hastanede de Savaş Karahan'ı öldürmekle tehdit etmişsin. Buna tanıklık edecek kişiler var. Bunu da inkar etmeyeceksin herhalde. Bakın ondan bir anlık öfkeyle söylenmiş sözlerde hepsi o kadar. Böyle söyleyerek bu işten sıyrılamazsın. Savaş Karahan'la uzun zamandır aranızda husumet varmış. Pek de öyle hafife alınır gibi de değil. Hepsini geçelim. Kamera kayıtları her şeyi açıklıyor. Elinde silahla olay yerine giriyorsun. Ve ardından Savaş Karahan vurulmuş olarak bulunuyor. Bütün deliller aleyhine anlayacağım. Kaçacak yerin yok. İtiraf et artık. Asla. Bakın ben böyle bir şey yapmadım. İşlemediğim bir suçu üstüme almayacağım. Bak sen ne dersen de sonuç değişmeyecek. Tutuklu olarak yargılanmak üzere mahkemeye sevk edileceksin. Uğraştırma bizi. Melih, lütfen sakin ol. Yiğit'in durumu yüzünden zaten hepimiz perişanız. Bir de şimdi Asya'ya çatıp daha fazla gerginlik yaratma lütfen. Feray Hanım çok üzgünüm. Melih Bey gerçekten çok üzgünüm. Canım, bir tanem benim. Yiğit'in hiçbir suçu yok. Önünde sonunda gerçek ortaya çıkacak. Biliyorum. Peki var mı bir haber? Hala sorguda. Yiğit anlaşıldı. Ama niye hala kelepçe var? Ha? Bıraksanız da Yiğit bir şey yapmadı. Lütfen affedin, uzak durun. Anneye götürüyorlar beni. Sen susun, sen bir şey yapma. Nereye götürüyorsunuz oğlumu? Bu yavrumu almak üzere mahkemeye Ercan. Ulan sen ne şerefsiz dedin sana? Bu yaptığın hainliğin üzerine böyle mi kapayacaksın? Ercan, burada senden adam gibi özür diliyorum. Adamlık böyle olmaz aslanım. Ben senin burada neden böyle pişmanlık rolü yaptığını iyi biliyorum. Aklınca Meleğin gözüne gireceksin değil mi? Ulan içeride Hüseyin konuşmasaydı sen beni içeriden çıkartacak mıydın? He? Şimdi defol git buradan, ayağımdan almayayım seni. Sen benimle böyle konuşamazsın. Ah, Beyzade'nin zoruna gitti. Oğlum defol git, bak ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ercan tamam, sakin ol. Bana bak, doğru konuş benimle. Selim. Hadi oğlum, hadi git. Hadi. Gitmezsem ne olacak lan? Ercan! Ya ne yapıyorsun? Sakin ol ya, yapma! Öldürün lan! Yardım et! Öldürün lan! Bırak! Bırak! Ya Ercan! Sakin ol! Ne? Hadi.
anne, bu ne demek şimdi? Yok öyle bir şey oğlum. Ya sen çıktıktan sonra Ercü bana patron sen de rengin benzin attı. Çok korktun dedi. Elime bir bardak su tutuşturdu. Herhalde içine ilaç açmış bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum işte. Şevki sana yemin ediyorum benim bir günahım yok. Bak yemin ediyorum ya. Ya kesinlikle kötü bir niyetim yoktu Şevki. Ercü hastayım dedi. Ben de ona yardım etmek istedim, eve getirdim. Ya Ali'ye sorsana. Öyle değil mi Ali? Baba, annen doğru söylüyor. Eve beraber geldik. Yattı buraya, çok hastayım dedi. Sonra baktı ilacı bitmiş. Ben de buna iyilik yapmak için ilaç almaya gittim eczaneye. Meğerse beni evden göndermiş, yalan söylemiş herifsiz. Ulan anne oğul bir araya geldiniz, beni kandırmaya çalışıyorsunuz ama yemez var lan. Hayır! Şevki, hayır! Şevki! Hayır! Lan yeme olsun! Ali! Polisler yok, yemeğe gittiler herhalde. Bunu aldılar. Bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım, gelirim. Üzülmesin diye Feray'ın yanında sesimi çıkarmadım. Ama Yiğit'in başına ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Ailemize girdiğin günden beri başımızdan felaket eksik olmadı. Ya ben senin kadar uğursuz bir insan tanımadım hayatımda. Melih Bey yapmayın, ben böyle olsun ister miydim hiç? Oğlunun hayatını kararttın. Senin yüzünden. Sonunda hapse bile düştü oğlum. Sırf Yiğit'in tercihlerine saygı duyduğum için gitmesine izin verdim. Ama şimdi bin pişman. Keşke karşısına dikilip gitmesine izin vermeseydim. Belki o zaman bunlar başına gelmezdi. Bu pisliği ancak kan temizler. Hayır Şevki! Şevki kurban olayım, ne olur yapma! Ne yapıyorsun lan sen? Ben senin babanım lan. Defol git lan buradan. Defol git. Eğer annemi bundan sonra parmağını sürdüğümle görürsen cezanı kendi ellerine veririm ben. Anladın mı beni? Defol git. Ulan şuraya bak. Anasına ki oğlun olsun. Ahlaksızlar. Ulan sen önce kendine bak be. Ocağına güzel bir müziğimiz aldı bizim. Ulan. Defol lan. Defol. Tamam. Şurasını daha dikkatli alın lütfen. Orada bir şeyler var. Lütfen özen gösterin. Ne oldu Aysel? Leberçin. Ne? Şu Oktay değil mi? Hani hastaneden ayrılmıştı o. Nerede? Baksana orada işte. Ya o adamın Oktay'la ne ilgisi var Aysel? Allah Allah. Sahi benzetmişim. Şey Leventciğim, arabada çantam kalmıştır. Rica etsem bir alabilir misin? Aysel benim çok işim var. Git sen al hadi. Leventciğim rica ediyorum. Hadi hayatım 2 dakika. Ay tamam, tamam. Yok, ben biliyorum. Ben bütün kalbimle inanıyorum. Çıkacak oradan, kurtulacak. Ezbere konuşmak kolay. Nasıl olacak be? Sen mi yapacaksın? Ben elimden ne geliyorsa her şeyi yapmaya hazırım. Sen var ya, zavallının birisin. Bir de geçmiş karşıma Yiğit'in hayatını ben kurtaracağım diyorsun ha? Sen Yiğit için hiçbir şey yapamazsın. Ona zarar verme, o bana yeter. Melih, yeter artık. Gücün ancak Asya'ya yetiyor. Başımıza gelenlerin Asya'yla hiçbir ilgisi yok, anla artık. Cesaretin varsa git savaştan hesap sor. Ne haliniz varsa bilin. Feray'ın çok özür dilerim. Ben tansızlık çıksın istememiştim. Canım, bir tanem benim. Asıl ben özür dilerim. Melih'in kusuruna bakma. Hepimizin sinirleri alt üst olur. Ya ne oluyor? Ömür değil, tutukladılar. Ne? Ay olamaz. Savaş vurulmuş. Savaş'a Yiğit'in vurduğunu söylüyorlar. Mahkemeye sevk ettiler. Ya ne olacak şimdi? Yiğit'i götüren polislerden biriyle konuştum az önce. Bütün deliller Yiğit'in aleyhineymiş.
tek şansının Savaş'ın vereceği ifade olduğunu söyledi. Ama eğer o da Yiğit vurdu derse en az 20 yıl verir diyorlar. Aldım lan. Tamam hadi Ercan. Yürü gidelim. Selim'le uğraşmaya değmez. Gel buraya hadi. Bırak. Gel buraya gel. Ya, tamam hadi gel. Şevki ne bu halin? Yüzün kağıt gibi bembeyaz. Hiç iyi görünmüyorsun. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Şu eline bak, kan içinde ne oldu? Sinirlendim, öyle bir tane geçirdim duvara. Ay seni kim sinirlendirdi? Anlatsana Şevki ya. Ya o Zuhal'in yanındaki kıl kuyruk var ya, yardımcı diye aldığı. Ercü mü? Hah. Onu mu diyorsun? İşte o. E ne olmuş, anlatsana Şevki. Zuhal'le ikisini yatakta yakaladım. Sen ne diyorsun ya? Polislere ifade vermeden önce senden öğrenmem gereken şeyler var. Polisler annemin de orada, otelde olduğunu bilmiyorlar mı? Hayır, haberleri yok. Seni Yiğit'in vurduğunu düşünüyorlar. Kamera kayıtlarını polisler almamışlar mı? Almışlar, incelemişler. Ama görüntülerde sadece Yiğit var. Nasıl yani? Kayıtlarda annemin beni vurduğu görüntüler yok mu? Öldüreceğim seni. Anne ne yapıyorsun anne? Anne benim. Aman Tanrım. Sen benim oğlumun canını aldın. Ben de senin canını alacağım. Anne sakin ol. Anne benim. Savaşı Cahide Hanım vurmuş. Bu görüntüleri asla kimse bilmemeli. Hayır, yok. Yani öyle bir kayıt yok herhalde. Cahide Hanım'ın adı bile geçmiyor. Ellerinde bir delil olsa içeri alırlardı değil mi Cahide Hanım'ı? Hayır olamaz, ben inanmıyorum. Yiğit Savaş'ı vurmuş olamaz. Bizim ne düşündüğümüz hiç önemli değil. Önemli olan polisin elindeki deliller. Umutsuzluğa kapılmayın Feraye. Ben eminim Savaş Yiğit'in masum olduğunu söyleyecektir. O konuşmadan her şey bitmiş sayılmaz değil mi? İnşallah dediğin gibi olur Asya. Yoksa ne yaparız ben bilmiyorum. Artık kendini. Sen bana şu olan bitenleri başta sona anlatır mısın? Oğlum anlattım ya işte. Ercü sen gittikten sonra kendini iyi hissettiğini söyledin. Bana da
Patron sen çok korktun dedi. Bir bardak su verdi. Benim de aklıma hiçbir şey gelmedi Ali. Aldım içtim suyu. Olan biten bu işte. O yatağa nasıl gittim hiç bilmiyorum. Gözümü açtığımda babanı gördüm karşımda. Seninle konuştuğum çok iyi oldu. Söylediklerin çok işime yarayacak. Planlasam bu kadar güzel olmazdı. Aklından ne geçiyor? Yakında öğrenirsin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eğer konuşabilecek durumdaysanız ifadenizi alacağız. Tabii ki, memnuniyetle. Hanımefendi, siz dışarı alalım. Ya keşke elimizden bir şey gelse, Yiğit o delikten çıkarabilsek ya. Haklısın Zümrüt. Burada böyle durmakla olmaz. Ben hastaneye gidiyorum. Savaş'ı gerçekten kim vurmuş öğrenmem lazım. Ay dur, beni de bekle, ben de geliyorum. Asya! Ya Asya! Bak hiç duyuyor mu ya? Beklesene. Allah'ım sen yardım et oğlum. Sen yardım et. Ulan ben o ortada dımdızlak kalmasın diye dükkanı bile vermeyi göze aldım ona be. Ulan bu bana yapılır mı ha? Şuraya bak. Gitti iki paralık adamın altına yattı. Ulan benim şerefimi, namusumu iki paralık ettim be. Ulan Zuhal, geberteceğim lan seni. Şevki dur, Allah'ını seversen dur. Ya, sakin ol biraz ya. İnan vallahi ben de hala inanamıyorum. Yani bu Zuhal meğerse ne yere bakan yürek yakanmış ya. Ne numaralar varmış meğerse hatunda. Canan ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ama haksız mıyım yani Şevki? Ha? Haksız mıyım? Göz göre göre seni bütün mahalleye rezil etti Şevki. E sen şimdi insanların yüzüne nasıl bakacaksın ha? Ne diyeceksin? Sana boynuzlu demezler mi Şevki? Derler. Derler. Derler, daha beterinde derler. Ulan Zuhal. Ulan Zuhal, ben sana gösteririm lan. Şevki, Şevki dur. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Yani elini kana bulayıp hapislerde mi çürüyeceksin? Bunu mu istiyorsun? Bırak. Allah'ından bulsunlar ya. Kim o? Şey, bir arkadaşım. Lüzumsuzun biri yani. Hiç sırası değil şimdi konuşmanın. Allah'ın belası telefonu niye açmıyorsun Canan? Ya çıkarın beni buradan. Lütfen çıkarın artık beni buradan. Allah kahretsin ya. Bunun hesabını senden soracağım Melek. Karabasan gibi çökeceğim üzerine. Benden kurtulamayacaksın. Seni arıyorum. Telefon da kapalı. Niye bu kadar telaşlanıyorsun ki anne? Gördüğün gibi iyiyim. Selma, senin Savaş'ın odasında ne işin var kızım? Yine de işler çeviriyorsun. Rahat ol anneciğim. Panik olma. İşler hiç bu kadar yolunda olmamıştı. Selma, sen neden bahsediyorsun kızım? Elime öyle bir koz geçirdim ki. Bundan sonra hem Yiğit'in hem de Savaş'ın ipleri elimde. Bundan sonra ben ne istersem yapacaklar. Zaman hayatımızı yoluna koysak, mutluluğumuza kimse engel olamayacak derken yeni bir kabus başlıyor. Eğer bu Savaş Ali Emre ifade verirse ben buradan hayatta çıkamam. Ben bu beladan nasıl kurtulacağım? Ali? Ali oğlum niye böyle bakıyorsun bana? Yoksa inanmıyor musun bana? Ya sana yemin ederim doğruyu söylüyorum. Ya anne yok öyle bir şey. Sana inanıyorum tabii ki de. Ama bu Ercüment'in yaptığı aklıma takıldı. Ya sanki bu işin içinde başka bir iş varmış gibi geliyor bana ama. Ne olacak ki oğlum? Soysuzun tekiymiş işte. Neyse. Anne sen üzme kendini daha fazla. Benim canım annem.
Sizi vuran kişiyi gördünüz mü? Kamera kayıtlarına göre Yiğit Kürel babasının üzerinde kayıtlı silahla olay yerine gelmiş. Daha sonra siz de 112'yi arayıp ambulans çağırmışsınız. Elimizde vurulma anınıza dair görüntü yok. Ama olay mahallinde Yiğit Kürel ile yalnız olduğunuz anlaşılıyor. Bu nedenle vereceğiniz ifade Yiğit Kürel açısından çok önemli. Şimdi söyleyin Savaş Bey, sizi vuran kişiyi gördünüz mü? Senin için çok endişelendim Melek. Yani sana kötü bir şey yapacaklar diye çok korktum. Keşke o Selim şerefsizine haber vermeseydi. Ne bileyim böyle bir hainlik yapacağını. Ya sen orada canınla boğuşuyorsun. Bu şerefsiz bana kumpas kurmanın peşinde. Düşündükçe sinirim bozuluyor ya. Hani ne 200'lü insanlar var ya. Selim ne derse desin. Ben bir an bile senin suçlu olabileceğini düşünmedim ki. Öyle temiz, öyle safsın ki. Ben galiba sana... Erdem sus. Ne olur bir şey söyleme. Ben o kadar yorgunum ki. Sadece böyle biraz başımı göğsüne koyup dinlenmek istiyorum. Sen nasıl istersen. Ben sonsuza kadar böyle kalabilirim. Öyle huzurluyum ki burada saatlerce kalabilirim. Ulan ben bunun hesabını soracağım. Şevki, Şevki. Keskin sirke küpüne zarar derleri. Ya Zuhal'i öldürüp hapislerde mi çürümek istiyorsun? Elini kana mı bulayacaksın bunlar için? Bunu mu istiyorsun? Yok. Yok ya, ben bunu hazmedemiyorum ya. Yine kim arıyor? Ya aynı arkadaşım işte. Çatlaktır biraz işte. Bir açmadı mı bütün gün arar böyle. Açsana, konuşsana. Ay Şevki, sırası mı şimdi? Sen bu haldeyken böyle havadan sudan iki saat tutacak beni konuşmaya. Hiç sırası değil. Ya açsana şunu, zırt pırt çalıp duruyor. Deli etme beni ya. İşte yakaladım seni Canan'ım. Başıma sardığım bu Şevki belasının hesabını soracağım sana. Tekrar soruyorum Savaş Bey, sizi kim vurdu? Yolun sonuna geldin Yiğit. Asya benim olacak. Sen hapiste çürürken ben de Asya ile mutlu bir hayat süreceğim. Beni Yiğit Gürel vurdu.